Estou contente, estou motivado como sempre, eu diria se calhar até mais do que o normal, mas é uma situação que não é fácil porque estamos a trabalhar com metade dos jogadores que foram parte do plantel. 7 acabaram agora de entrar de férias, só agora é que vão de férias, e estamos a trabalhar com gente que muitos deles não vão sequer ser parte do plantel. E tendo eliminatória da Champions daqui a 2 semanas, é uma situação complicada. Encontrei um clube bem estruturado, um clube bem organizado, um clube onde se calhar gente que trabalhou aqui anteriormente, inclusive treinadores portugueses que trabalharam aqui, que têm seguramente crédito ou responsabilidade na maneira como o clube está estruturado, um muito bom diretor desportivo que já está no clube também há 2 anos, e um clube com uma paixão tremenda e com uma ambição que tenta dar a 35 milhões de aficionados, tenta-lhes dar aquilo que eles não têm há muitos anos, que é a alegria da vitória. Kendimi çok mutlu hissediyorum, motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığım kadar motive hissediyorum kendimi. Tabii ki kolay değil şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, çünkü pek çok oyuncumuz milli takımlarındaydı. Çalışmalarımıza takımın yarısıyla başlayabildik sadece. Dolayısıyla bizim için işler kolay değil ki 2 hafta içinde de bir Şampiyonlar Ligi eleme turları başlayacak ama bizler çalışmalarımızı elimizde olan oyuncularla en iyi şekilde sürdürüyoruz. Kariyerimdeki her çalıştığım kulüp benim için bir meydan okumaydı. Burada da gerçekten çok güzel bir yapıyla, çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Burada da pek çok Portekizli teknik direktör çalıştı daha önce. Sorumluluklarımı biliyorum. Gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandı burada. Kulübün şartları çok iyi. Çok iyi bir sportif direktörümüz var. 2 senedir kendisi burada. Kulüp olarak yapmak istediğim şey bu tutkuya en iyi şekilde karşılık vermek ve 35 milyon Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek. Başkan has been very direct with me with this approach. The club wants to improve, doesn't want to go back, and by improving is to keep our best players and not to sell our best players. Başkan was very direct about that. Başkanımız aslında yaklaşımı konusunda çok direkt bir şekilde mesajını verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, kulübün geriye gitmesini istemiyor. Kulübün gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı satmamak, elimizde tutmak demek. Bu konuda kendisi çok direkt bir şekilde mesajını verdi. The first thing I need is the players to be back. And that is going to be slowly and step by step. So today is first session for Livakovic and Szymanski. Today is the first time Soyuncu will touch the ball. The Turkish players, of course, they start today their holiday period. Tadic is coming Wednesday. So this is the biggest difficulty, but it's difficult for good reason. And the good reason is that Turkey, especially Turkey, did so well in the Euros, and that is for me the biggest frustration. But there is nothing to do in relation to that. The market, we know what we want, we know what we need. We also know that the Champions League matches are not helping because the market is start moving. And the majority of the teams, they don't have this fixture on the 23rd of July, and that is of course a problem for us. Maybe we are not going to present ourselves in the best condition for that initial match against Lugano. But from what I know, I think our stadium in the second leg has to win it for us. Benim için şu anda en öncelikli durum elimizdeki oyuncuların bir an önce takımlarına geri dönmesi, ki bu hızlı bir şekilde olacak bir durum değil. Yavaş yavaş olacak, adım adım olacak. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk antrenmanlarına çıkacaklar. Çağlar Soyuncu ilk kez topla çalışmaya katılacak. Türk milli takımındaki oyuncularımız tatillerine henüz bugün başladılar. Tadic çarşamba günü dönüyor. Şu anda yaşamış olduğumuz en büyük zorluk bu. Ama tabii ki bu iyi bir sebepten dolayı. Türk milli takımı çok iyi bir iş çıkarttığı için bu durumdayız. Benim için bir anlamda hayal kırıklığı ama tabii ki yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili. Biz transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz, nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmamız bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Bu bizim için bir problem ama şunu düşünüyorum, ilk oynayacağımız Lugano maçında muhtemelen en iyi durumumuzda olmayacağız ama bildiğim bir şey var ki ikinci maçta, evimizde oynayacağımız ikinci maçta taraftarlarımız, tribünlerimiz o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaklar.